Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kardeşler, Allah'ın kitabı, Kur'an'ı anlayamamak, ondan okuyup zevk alamamak kadar kıyamet günü hasret çekeceğimiz, pişmanlık duyacağımız bir hatamız herhalde yoktur. Kur'an okuyabilen, Allah'ın Kur'an'da buyurduklarından anlayabilen Müslümanla, anlayamayan, okuyamayan, bu büyük hazdan, bu büyük nimetten nasibi olmayan Müslüman arasındaki fark, kulağı duyanla duymayan arasındaki fark gibidir. Kur'an-ı Kerim'e karşı ilgisizliğimiz, Kur'an-ı Kerim'e karşı soğukluğumuz, yeni yetişen nesli Kur'an'dan habersiz, Kur'an'dan zevksiz yetiştirmemiz, yaşadığımız hayatın sıkıntılarının bize daha ağır gelmesine neden olduğu gibi, önümüzü de tıkatan hatamızı bile bile biz sürdürüyoruz demektir. Kardeşler, Kur'an Allah'ın içimizdeki emanetidir. Kur'an kadar Müslümanız. Kur'an kadar Allah'a yakınız. Biz ne kadar Allah'ın kitabından zevk alırsak, o kadar cennet yakınlığını, sıcaklığını içimizde hissederiz. Ne yazık ki Kur'an-ı Kerim'i biz ölü kitabı, mezarlıklarda okunan, hastalara okunan, işte doktorların bir şey yok bunda dediği kimselere okunan kitap haline getirdiğimizden beri başımıza neler geldiğini, nasıl bunaldığımızı, saraylar gibi dairelerde, evlerde nasıl daracık yaşadığımızı görüyoruz. Bir hamle yapıp Allah'ın kitabına dönmemiz lazım. Bunaldıkça Kur'an okumaya alışmamız lazım. Gecenin karanlığında bile o alfabeye bakıp Kur'an okuma zevkine ermemiz lazım kardeşler. Biz reçete gibi, ilaç gibi, şifa niyetiyle Kur'an okumamız lazım. Kur'an okudukça gençleştiğimizi hissetmemiz lazım. Allah cehenneminden bahsederken, cehennem kelimesi Kur'an'da geçtikçe bizim gözyaşına boğulmamız lazım. Cennet dedikçe de Allah kendimizi ırmakların kenarında hissetmemiz lazım. Müslümanlık budur. Kur'an bunun için inmiştir. Kur'an bize enerji versin, ruhumuzu doldursun diye inmiştir. Kardeşler, yüzlerce ayetinde Allah, Kur'an'da cehennemin nasıl kasıp kavuracağını, nasıl taşları, kayaları yakacağını anlatıyor. Biz hiçbir şey anlamıyoruz. Bu Arapça sorunundan dolayı değil, alaka göstermemekten dolayı. Cehennem kelimesi Türkçe artık. Bir sahifesinde Kur'an'ın 20 defa 30 defa cehennem geçse bile biz etkilenmiyoruz. Kardeşler, dün akşam uyduruk bir televizyon kanalında yarın İstanbul'da deprem olacak diyorlar. Bir veri yok ama
böyle diyorlar, Marmara'nın altı üstü karışacak diyorlar deseydiler, uyduruk bir haber bülteninde, sonra resmi açıklama yapılsaydı ki böyle bir şey yok, bilim adamları bunu doğrulamıyor deselerdi bile, bugün bu salona dolabilir miydiniz? 9 katlı bu binanın içine girebilir miydiniz? Deprem dedikodusu da bu, şakası yok bunun. Saat 9 civarında deprem bekleniyor deselerdi, bilim adamlarda yok böyle bir şey deseydi, buraya ailece gelebilir miydiniz bugün? Bir dedikodu ödümüzü patlatıyor. Bilim adamları yok böyle bir şey diyor. Diyen nasıl demiş bunu diye düşünüyoruz. Allah 1400 senedir İzâ zülziletil ardu zilzâleha diye yeryüzünün en büyük depreminden, pamuk parçacıkları gibi bu dağların fırlatılacağı günden bahsediyor. El-hâkkatu mel-hâkkah diyor. El-kâri'atu mel-kâri'ah diyor. İktarabetis-sâ'ah diyor. Geldi, kıyamet yaklaştı. Kıyamet geliyor. Kıyamet burnunuzun dibinde diyor. Nerede kulaklar? Kime diyor bunları Allah? Bir komşu, deprem olacakmış dediler. Nereden duydun soruyorsun? Dediler diyor. Kaynağı yok, bilgisi yok. Uyku kaçırıyor. Allah İzâ zülziletis sâ'atü diyor. El-kâri'atü mel-kâri'ah diyor. Yevme yekûnun nâs diyor. İnsanların o günkü dehşetinden bahsediyor. İnne zelzeletes sâ'ati şey'un azîm. Kıyamet çok korkunçtur. Hamile kadınlar günü gelmediği halde korkudan çocuklarını düşürecekler o gün. O gün insanlar sarhoşlar gibi dolaşacak diyor. Böyle bir şey yok. Kur'an'a iman etmeyenler zaten iman etmiyor. Ama Kur'an'a iman edip Allah'tan cennet bekleyenler bile, Kur'an kitabımdır diyenler, babası ölünce babasının mezarında bunu parayla okutanlar bile, Allah bu Kur'an'da kıyametten niye böyle ses ediyor? Merak etmiyoruz. Kur'an'ı çok kenarlara ittik. Hayır, hayır. Bu kitap gece uykularımızı kaçırmalı, gündüz bizi kanatlandırmalıydı. Cehenneminden söz açıldıkça uykumuz kaçmalı. Cennetinden söz edildikçe de, Kur'an cennetten, hurilerden, oradaki ırmaklardan, oradaki Havz-ı Kevser'den söz ettikçe biz kanatlanmalıydık. Yere basmadan yürümeliydik. Kendimizi cennette hissetmeliydik. Ama bir kere Kur'an'ı yaz tatillerinde çok çocuklara okutulan kitap haline getirdik. Kur'an'ı ayırabildiğimiz zaman ya tatil dönemidir, ya hastalanıp yatağa düşmüş doktorların hastaneden çıkardığı adamların zamanıdır, ya da mezarlıktaki zamandır. Hayatın en pratik, en zevkli anlarında Kur'an-ı Kerim'e vakit ayıramadık. Bu sefer de ne cehennemi anlatırken Kur'an gözlerimizden yaşlar aktı, ne de cennetinden bahsederken işte benim yerimi Allah anlatıyor burada diyemedik bir türlü. Ama elhamdülillah bunu demeyi arzu ediyoruz. Allah hepimize nasip eylesin. Amin. Kardeşler, bugün ders yapmayalım. Bugün konferans olmasın. Bugün konuşmayalım. Allah'ın kitabından bir küçük bölümü seçelim. Zihinlerimize bunu yerleştirelim. Allah bize neler anlatıyor görelim. Ondan sonra da evlerimize gidip bu ayetle yaşamaya başlayalım. Bu ayetleri hayatımıza ışık tutacak hale getirmeye çalışalım. Bugün ders yok, konuşma yok. Bugün Allah'ın kitabından bir bölüm okuyacağız. Ama dinlerken camilerde hocaların anlattığı kitabı dinlemiyoruz. Kadir gecesinde okuttuğumuz kitabı dinlemiyoruz. Allah'tan bize gönderilmiş kitabı dinleyeceğiz. Cak cuku olmayan kitap, nasıl dediyse aynen öyle olan kitabı dinliyoruz.
Kardeşler, Allah ne buyurduysa Kur'an'ında, onu kendime inandığımdan fazla inanarak dinlemek zorundayız biz. İman budur. Nasıl tarif ettiyse Allah öyledir. Bugün okuyacağımız ayetlerde Allah-u Teala'ya asi olarak ölen, kafir olarak ölenlerin cehennemdeki karşılanma sahnelerini göreceğiz. Kendimizi orada o manzarayı seyreder gibi hissetmemiz lazım. Mış mışı yok, cakı cuku yok. Kur'an bu. Nasıl tarif ediyorsa öyledir. Ashab-ı kiram böyle iman ettiler. Kur'an cehennemden bahsederken, Allah-u Teala cehennemi tarif ederken Kur'an'da, kendilerini o ateşin içinde kavruluyor hissettiler. Ama cennetten bahsederken de Allah, kendilerini orada koltukların üzerine gerilmiş, keyif sürüyor gibi hissettiler. İman budur zaten. Cek cakı, mış mışı yok. Allah, Kur'an'ında buyurdu, aynen buyurduğu gibidir, ne eksiktir ne fazladır. Böyle iman ederek dinleyeceğiz. İnşallah. Hatırlar mısınız? Sahabeden bir tanesinde, Uhud'un eteklerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cenneti şu dağın dibinde görüyorum. Yani burada şehit düşen cennete girecek demiş. Sahabeden bir tanesi de son hurmalarını yiyor. Biraz sonra elinde salkımdan hurma koparıp yiyor. Biraz sonra meydana çıkacak. Son mola verilmiş. Bu sözü duyunca ne dedin ya Resulallah, ne dedin demiş. Cenneti şu dağın eteğinde görüyorum dedim deyince, elindeki hurmayı fırlatmış. Bunu yiyecek kadar bekleyecek vaktim yok benim demiş. İman bu. Yani ölürsem, şehit olursam, ayrıntısı ne bunun? Nereye götürecekler önce? Kimlik lazım mı? Şahit misin sen? Cenazemi kim yıkayacak? Yok böyle sorular. Ne dedin ya Resulallah, ne dedin? Şehit olan cennete girecek dedim. Bekleyemem bu hurmayı yiyecek kadar deyip fırlattı. O hurma salkımını attıktan sonra onu bir daha kimse görmedi. İman bu. Ayrıntı yok. Kur'an-ı Kerim'imiz arkadaşlar, %100 doğru olan, reklam için olmayan, %100 olduğu gibi olan şeyleri anlatıyor. Bu bir iman meselesidir. Bu bir zevk, haz meselesidir. Allah'a hamdolsun, bizi Allah beğendi, uygun aday gördü ki, bu ayetleri dinlemek için buraya çağırdı. Bu bir nasip meselesidir. Yüreğimizden elhamdülillah diyelim buna. Elhamdülillah. Nasıl bir erkek çocuk bir anneye babaya nasip ettiği zaman Allah, mümin bir baba anne elhamdülillah çocuğumuz sapasağlam oldu diyor. Bir tatil gününde Allah onun ayetlerini dinlemek için hiçbir üstüne ödül vesaire dünyevi bir şey verilmediği halde sadece ayetleri dinlemek için yatağımızdan kaldırıp bizi buraya çağırdıysa, kabul buyurduysa, bizi iyi şeylere aday görüyor demektir. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Sonunu getirmeyi de, bu nimetin hakkını vermeyi de hepimize nasip buyursun. Çünkü Allah çağırır. Gel dinle, bak senin için neler hazırladım der. Ama kulunda ilgisizlik görürse, o zaman bir daha çağırmaz. İlgisiz misafirden kimse hoşlanmıyor arkadaşlar. Şimdi bugün Allah bize bu imanımızın, bu Kur'an'a imanımızın, bu hadislere imanımızın sonunda bizim nasıl bir ödülle ödüllendirilmemize vesile olacağını anlatacak. Dinleyeceğimiz ayetler inşallah bizi hangi karşılamanın beklediğini öğretecek bize. Bu bir mutluluktur. Bu bir nasiptir. Bunun için sadakalar verebiliriz. Bunun için bugün kanatlanarak gidebiliriz. Elhamdülillah. Kardeşler, Zümer suresinin sondan 4 ayetini okuyacağız. Kur'an-ı Kerim'in en muhteşem surelerinden birisi Zümer suresidir. Bu surede Allah-u Teala dünya hayatını imanlı ve imansız geçiren kullarının sonunda ne olacağını öğretiyor.
Surenin son ayetleri de geniş bir şekilde anlattıktan sonra son ayetlerinde de kafirlerin cehenneme nasıl sürükleneceklerini, müminlerin de grup grup nasıl cennete davet edileceklerini haber veriyor. İnşallah şimdi bugün dinleyeceğiz. Bu ayeti celileleri, mübarek ayetleri dinleyeceğiz. Tefsirini öğreneceğiz. Ve eve gider gitmez de bir sayfa kadar olan bu ayetleri inşallah şöyle 3-4 gün içinde, bir hafta içinde ezberleyeceğiz. Namazlarda okuyacağız, namazdan sonra okuyacağız, yolda giderken okuyacağız. Ne okuyacağız aslında? Ne okuyacağız? Benim cennete davet edilip cennetin kapısındaki bana hazırlanmış merasimi okuyacağım. Bu niyetle bu ayetleri okuyacağız inşallah. Hem Rabbimizin kitabından 3-5 ayet ezberlemiş olacağız inşallah. Hem de arkadaşlar artık anlayarak Kur'an okumanın zevkini yakalayacağız. Göreceğiz ki bu kitabı anlamak ne büyük bir zevkmiş. Aslında Allah benimle konuşuyormuş. Ben kulağıma boşuna pamuk tıkamışım. Bana söylüyor Allah, bana. Bana söylüyor. Fakat ne yazık ki biz Kur'an'a hak ettiği kıymeti vermediğimiz için nasibimiz azmış gibi görülüyor. Hayır, biz o Uhud eteğinde bana bu hurmaları yiyecek kadar vakit bile çok. Ben Rabbimi özledim deyip elindeki hurmaları fırlatıp meydana çıkan birisine Allah neyi nasip ettiyse, o hangi cennetin kapısından karşılanacaksa, aynı şey benim için de geçerli. Benim için de geçerli. Nasıl Hatice, kalk Muhammed, arkandayım, devam et, Allah'a davet et dediğinde, yeryüzünün sayılı 4 kadınından bir tanesi olduysa, şimdiki kadınlar için de aynı fırsat var. Nasıl Mus'ab, Medine'ye gittiğinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir medeniyetin merkezini 8 ayda hazırlayıp teslim ettiyse, herhangi bir delikanlının da şimdi gidip iman girmemiş bir diyarı yeryüzünde İslam'ın çekirdeği haline getirecek çalışmayı yapabilir. Hepimize Allah bu fırsatı vermiştir. Kur'an hepimizin kitabıdır. Kardeşler, Kur'an Arapçadır ama Arapların kitabı değildir. Kur'an Arapçadır, müminlerin kitabıdır. Kur'an'daki Arapların payı bizim payımızdan bir harf fazla değildir. Bizim kitabımız bu. Arapçadır, ayrı bir konu. Allah kendine Arapçayı dil olarak seçtiyse seçmiştir. En güzeli odur demek ki. Ama bu Arap kitabı değil. Bu mümin kitabıdır. Elhamdülillah. Şimdi kardeşler, Rabbimiz 71. ayetinde, Zümer suresinin 71. ayetinde kafirlerin cehenneme nasıl sürükleneceklerini haber veriyor. İnşallah, inşallah bizimle ilgisi olmayan ama kafirlere yapılacak şeylerden dolayı ne kadar zor, ne kadar kötü bir duruma düşeceklerini görüp acımamız bakımından ibretle bu ayetleri dinleyelim. Bize ait bölümü ondan sonraki ayetlerde gelecek. İnşallah, inşallah. Hiçbir şeyin garantisi yok arkadaşlar. Kalkarsın 2 ay sonra, haçtan geldikten sonra bile faizsiz bu işleri nasıl yürüteceksin kardeşim ya, faiz olmadan olmaz dersin. Haç da gitti, sen de gittin. O zaman Zümer suresinin 71. ayeti senin için okunur. Maazallah. Hiçbirimizin garantisi yok. Hepimiz Allah'ın himayesinde kaldığımız sürece güvendeyiz. Allah bizi rahmetinden uzak tutmasın. Bismillahirrahmanirrahim. وَسِيقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا. Kafirler, gruplar halinde cehenneme sürüklenecekler. Gruplar halinde. Biraz sonra göreceğiz, müminler de gruplar halinde. Meyhaneciler meyhanecilerle, ateistler ateistlerle. Dünyada kimle oturup kalkıyordun sen? Filan tip kafirle, o kafirlerle beraber. Çünkü cehennemin 7 kapısı var. Allah kafirleri 7 grup halinde cehenneme alacak. Bir kısmı peygambere kılıç kaldırmış, hain,
peygamber katletmiş, peygamber düşmanlığı yapmış, o eimme-i küfür dediği Kur'an'ın azgın lider kadrosu bir numaralı kapıda. وَسِيقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا gruplar halinde. Orada melekler, cehennem zebanileri onları karşılayacaklar. Bir numaralı kafirler. Azgın. Öbürü işte parasıyla, kurduğu derneklerle, kurduğu vakıflarla Müslümanların nesli büyümesin diye Müslümanlara iki çocuklu olun fazla olmayın deyip alttan alttan silah kullanmadan parasıyla Allah'a düşmanlık edenler. İki numaralı kapıdan. وَسِيقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا. Zümera grup grup demek. Zümre kelimesi Türkçe'de de var. Zümre bir grup, bir tür demek. Kafirleri grup grup cehennemin kapılarına toplayacağız Allah Teala buyuruyor. Hayvan sürülür gibi cehennemin kapısına doğru sürüklenecekler mahşerden sonra. Hatta اِذَا جَاءُوهَا. Bütün kafirler o cehennemin yedi kapısına toplandıkları zaman futihat ebvabuha, cehennemin kapıları açılacak. Ve kâle lehum hazenetuha, o zaman cehennemin kapılarında bekleyen görevliler, elem ye'tikum rusulun minkum yetluna aleykum ayati rabbikum ve yunzirunekum lika yevmikum hâza. Hey kafirler, size bir peygamber gelip bugünü haber vermemiş miydi? Bu hayat boşuna değil, Allah sorar bunun hesabını dememiş miydi size? Siz bilmiyor muydunuz böyle bir şeyi? Kalu bela diyecekler, evet gelmişti, peygamberler gelmişti. Velakin hakkat kelimetul azabi alel kafirin. Ayet buyuruyor ki o zaman konuşma zamanı değil. İşte bizim işlerimiz yoğundu filan bir şey demek yok. Evet peygamberler gelmişti ama kafirler için cehennem son karar, bitti. Kıyıl denecek ki udhulu ebvabe cehennem. Herkes grubuyla beraber bu cehennemin kapılarından girsin bakalım. Halidine fiha. Ve burada ebedi kalacaksınız. Isınıp ısınıp çıkmak yok. Romatizma tedavi merkezi değil. Gir, çıkış yok bir daha. Kaç milyon sene? Değil. Kaç milyar sene? Değil. Bir umut var mı? Yok. Sonra? Yok. Şefaat? Yok. Ne var? Halidine fiha. Febi'se mesvel mutekebbirin. Kibirlenip Allah'a asi olanların varacağı yer ne kötüdür. Bitti bu kadar. Hiçbir umut yok. Kafirler yüzlerce binlerce yıl cehennemde bağırıp feryat edecekler. İşte ya Rabbi bizi bir daha geri getir, Kur'an-ı Kerim'in diğer ayetlerinden göre. Bizi bir daha geri gönder, bir daha geri gönder. Bak ne iyi Müslüman olacağız biz. Binlerce yıl sonra Allah tek cevap verecek onlara. İhse'u. Kapatın ağzınızı. Kapatın. Ağzınızı kapatın. Bir daha bağırmak da yok. Arkadaşlar, bir ev 2 saat yanar, 3 saat yanar, bir orman 1 hafta yanar, 2 hafta yanar, biter. Cehennem trilyon sene sonra bile sönmeyecek. Ne'udü billah. Ve tutuşturmak için Allah taş yakıyor cehennemde. Şu hale bakınız. Tutuşurken taşla tutuşan bir yeri insan nasıl dayanarak bekleyecek orada da sabredecek. Ne'udü billah. Kafirlerin işi çok kötü arkadaşlar. Bir kafir gördüğünde insan acımalı. Şu güzel vücut nasıl yanacak cehennemde? Sabah namazına kalkmayan bir çocuğunu yatakta mışıl mışıl uyurken görme. O cehennemde o güzel vücut nasıl yanacak, ona bak. Ağzından çıkan bir lakırdının bedeli binlerce sene cehennemde yanmak olduğu için bu sözü söyleyen dil nasıl yanacak, yağları nasıl eriyecek cehennemde? Bunu düşünmek lazım. Demek ki bu 71 ve 72. ayet kafirlerin cehenneme nasıl sürükleneceklerini gösteriyor. Allah o hale düşmekten bizi muhafaza buyursun. Şimdi cennetle ilgili ayetlere, müminlerin akıbetine Allah-u Teala kulaklarımızı yönlendiriyor. وَثِيقَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا.
Rablerinden korkanlar da grup grup cennetin kapılarına gelecekler. Cennetin 8 kapısı var. Cehennemin 7 kapısı var. Cennetin 8 kapısı var. Neden? Çünkü Allah kendisi için karar etmiş ki rahmetim azabımı geçecek. Sırf sembolik olsun diye cennetin kapılarını bile cehennemden bir fazla yapmış. Çünkü o Allah Erhamur Rahimindir. Kullarına azap etmek istemiyor. Kuduranı cezalandırıyor. Asiyi cezalandırıyor. وَسِيْكَ الَّذ۪ينَ اتَّكَوْ رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا Allah mümin kullarını gruplar halinde cennetin kapılarına getirecek. Gruplar nasıl kurulacak? Grup 1. Grup 1. 950 sene Allah diyerek yeryüzünde dolaşan o sabır deryası Nuh. Birinci grup. Onunla beraber Firavun'la uğraşan, Yahudilerle uğraşıp meşakkat abidesi Musa, Nemrut'un karşısına dikilen İbrahim, Yahudilerin zırvalarıyla, berbatlıklarıyla binbir sıkıntı içerisinde kalan İsa, o doğduğu dedesinin toprağından hicret etmek zorunda kalınan, ümmeti için gözdeşeri akıtan Muhammed aleyhisselam, bir numaralı grup bu. Birinci kapıda bunlar. Bunlar birinci kapıya geldiklerinde, hatta اِذَا جَاءُهَا وَفُتِّحَتْ اَبْوَابُهَا, işte birinci kapıya geldiler, birinci kapıda. Kim? Bir numaralılar. Allah'ın yeryüzünde dinini yaymak için uğraşan, insanların meşakkatlerine katlanan bir numaralı adamlar. Nuhlar, İbrahimler, Musalar, İsalar, babamız Adem, bir numaralılar. Cennetin kapısına geldiler, bir numaralı kapıdalar. O bir numaralı kapıda melekler, hatta اِذَا جَاءُهَا, o kapıya geldiklerinde futihat ve futihat ebvabuha, kapıları açıyorlar. Onlara size peygamberler gelmiş miydi, ne yapmıştınız, ömrünüz nasıl geçti sormuyorlar. Ne diyorlar? Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Bu kimin sözü? Meleklerin sözü. Hatta اِذَا جَاءُهَا Bugün bir hafızın okuyuşundan dinledik. Ama inşallah tuttuğumuz oruçlar, okuduğumuz Kur'anlar, kıldığımız namazlar, şu kadınların binbir reklama rağmen, binbir teşviğe rağmen öcü kıyafetlerle bu modern şehirde dolaşmaları bir gün sonuç verecek. Bugün hafızlardan selamun aleyküm sözünü duyduk. Yarın melekler selamun aleyküm, tıptım, hoş geldiniz diyecekler. Hatta ileride Mus'ab 25 yaşında Mekke'nin en zengin ailesinin çocuğuydu. İpekten başka giyecek bilmiyordu. Ama sadece Resulullah için, onun dinine hizmet için, onun emriyle Medine'ye gitti. 30 yaşına gelmeden, bugün 1 milyar olan İslam aleminin
Medine'sini kurdu. Birbiriyle yüzyıllarca savaşmış iki kabileyi barıştırdı. İslam'a düşmanlıkla bilenmiş insanları İslam'a ısıttı. 8 ay sonra Resulullah Aleyhisselam'a yazdığı mektupta seni Medine bekliyor, gel ya Resulullah dedi. Sonra bu Medine'de devlet kuruldu. Kurulan bu devlette bir bakanlık, bir belediye meclis üyeliği almadı. Bedir'e Peygamber Aleyhisselam Efendimiz onu da çağırmadı. Küstü. Benim şehadet yolumu tıkattın ya Resulullah dedi. Bir yıl sonra Uhud'a gitti. Uhud'da parçalanmış cesedi bulundu. Mus'ab 2 numaralı kapıda. Hamza peygamberin amcası, ciğerleri parçalanmış insan 2. kapıda. O kolları kopmuş insanlar 2. kapıda. Bir de bir kadın var Beni Seleme'den. Oğlu Uhud'da düşmüş, kocası düşmüş ve babasını kaybetmiş. Ailesinden 3 erkek kaybetmiş. Herkes onu teselli ederken bana Resulullah'ı gösterin diyor. İşte Resulullah burada deyince tarihe yazılmış meşhur sözünü söylüyor. Ama ba'deke kullu şeyin celal ya Resulullah. Senden sonra hiçbir şeyin değeri yok ya Resulullah. O kadın da orada. O da orada. Ne bekliyor? Kapıların açılmasını bekliyor. 2 numaralı kapıda. Kim Çanakkale'de hilafet toprağı, halife zarar görmesin, ümmetin ezanları susmasın diye Çanakkale'dekiler de orada. Onlar da 2 numaralı kapıda. Bir sarık için ipe gönderilen, şehit edilen Atıf Hoca da orada. Onlar da 2 numaralı kapıda bekliyorlar. Ümmetin perişan olduğu, adının şanının unutulduğu zamanda tek başına bir kahveden hareket ederek, kahvehaneden çıkarak ümmeti ayağa kaldırmaya çalışan şehit Hasan el-Benna da orada. Onları sevenler de 2. kapıdalar. Ebedi kalmak ve sonsuza kadar Allah'la beraber olmak üzere 2. kapıda selamun aleyküm sözünü bekliyorlar. Hatta ila ve cennet 8 kapılı. 3. kapısında da bekleyenler var. Onlar ne bekliyorlar? Onlar da bu daveti bekliyorlar. Kim? Kim? O bir kadın var ya, o bir kadın var ya, çocuğu hafız olsun, Kur'an ehli olsun diye gece yarısı onunla kalkıyor, sabaha kadar uyumuyor, gözyaşı akıtıyor, oğlunu Kur'an'a hazırlıyor. O kadın da orada. O fedakar kadın da orada. O bütün dünyanın açıldığı, saçıldığı ve her şeyin rezil olduğu zamanda, babasının, anasının da ayıplamasına rağmen, bütün etrafının, apartmandakilerin ayıplamasına rağmen, dudaklarını bile göstermeyen, bir gözünün bile görülmesine tahammül edilemeyen İffet abidesi, kendini Allah'a adamış, şeriatına, Kur'an'a adamış, herkesin ayıpladığı bir zamanda, kimsenin ayıpladığıyla ilgilenmeyen, ben Hatice'ye benzemek istiyorum kadın diyen kadın da orada. O da 3 numaralı kapıda bekliyor. Onunla beraber gencecik, taptaze vücutlarına rağmen, şu sakalların bitse de Resulullah'ın sünnetine uyabilsem diye 4 gözle sünnete ittiba edeceği günü bekleyen taptaze delikanlılar da orada. Genç yaşta sünnete uymaya çalışan, cemaatle namaz kılmaya çalışan, namazı ihmal etmeyen, Rabbimin kitabından bir satır okuyayım diye gayret eden, ibadetle büyümüş delikanlılar da 3 numaralı kapıdalar. Onlar da ne bekliyorlar? Girin, girin, ebedi kalmak üzere girin, selamun aleyküm diyecek daveti bekliyorlar. 3. kapıda. Hatta ila ca'u futihat abwabuha.
stadyumlarda arkadaşları eğlenirken, filan aletin önünde ömür çürütürken, o Allah'ın dinine ait bir hükmü öğrenmek için gece yatmayıp kitap okumaya çalışan, Kur'an okumaya çalışan, şu ayeti de ezberleyeyim diyen, elinde not defteriyle alimlerin peşinde dolaşıp Allah ne demek istiyor, peygamberim ne dedi diye uğraşan, hadis ezberlemek isteyen delikanlılar oradalar. Senin diploman yok mu? Bu zekayı zayi etme dedikleri halde Allah'ın cennetini isterim, diploma istemem diyen gencecik kızlar, 5. 4. kapıdalar, onlar da oradalar. Herkes ne bekliyor? Bu delikanlılar ne bekliyorlar? Selamun aleyküm tıptum fedhuluha halidin sözünü bekliyorlar. Hatta ila öbür kapının müşterisi bir başka, yıllarca dünyanın en büyük kadını olarak yaşadığı sarayda Firavun'a karşı isyan edip, Rabbim bu Firavun'un sarayı onun olsun, bana cennetinden bir yer ver, bir odacık ver, Rabbibnili beyten, bana bir ev ver cennette deyip Firavun'a isyan eden, kadın kişi olarak tek başına Firavun'a baş kaldıran, sonra da 4 tane çiviyle yere çakılıp hunharca öldürülen Asiye de orada. Onu sevenler de orada. Dünyanın saraylarına lanet edip gecekondular, yeter Allah bize küçücük bir odacık versin cennette diye, cennetin saraylarına razı olup dünyaya tenezzül etmeyen kadınlar oradalar. Asiye'nin sevenleri de orada. Hatice'nin sevenleri de orada. Sadece onlar değil, öbür kapıda da bir adam var. Bir adam var. Kazandığından ayırmış, Allah'ın dinine hizmet olsun diye bir vakfa vermiş. Bir caminin ampullerini değiştirmiş. Bir yetime ayakkabı almış. Allah için infak edenler. Onlar da öbür kapıdalar. Onlar da ne bekliyorlar? Mallarını Allah'a verenler. Firavun'un sarayına lanet olsun. Cennette küçücük bir odayı isterim, bu lanetli Firavun'un Allah'a asi olunan bu sarayları istemem diyenler. Herkes girin, girin, ebedi kalmak üzere girin, artık burada size ölüm yok, sonsuza kadar buradasınız diyecek cennet görevlisini, selamun aleyküm sözünü bekliyorlar. Hatta ilacı bir numaralı kapıdan nebiler, sıddıklar, şehitler, öbür numaralı kapıdan mücahitler, alimler, öbür numaradan herkes bir taraftan çağrılacak. Cennetin kapılarına zümre zümre, grup grup girilecek. Ayeti inince Ebu Bekir radıyallahu anh durmuş, ya Resulallah demiş, herkesi bir kapıdan çağırılıyorlar meziyetine göre. Peygamber olduğu için bir numaralı kapıya davet ediliyor. Peygamberler 950 sene Allah diyenler, bir numaralı kapıya davet ediliyor. Filanca mücahitler öbür kapıdan, Allah için infak edenler ve verdiği malın peşinden gitmeyenler filan kapıdan, çok oruç tutanlar filan kapıdan, çok Kur'an okuyanlar filan kapıdan. Ya Resulallah, bütün kapılarda adı yazılıp davet edilen, aman bu kapıdan girse diye her kapıda kaydı olan kimse var mı diye sormuş. Sen olsun Ebu Bekir demiş.
Neden her kapıda adı var? Çünkü peygamber adam arıyordu. Ben buradayım ya Resulallah dedi. Mal lazımdı. Ebu Bekir orada. Gece Kur'an okuyacak. Yanık yanık Kur'an okuyacak adam lazım. Ebu Bekir orada. Çocuğunu feda edecek adam lazım. Ebu Bekir orada. Peygamber kendine genç sekreter, onun dediklerini anlayacak bir genç kız arıyordu. Kızı orada. Öldü. Vefalı, peygamberin davasını devam ettirecek, yılmayacak, sarsmayacak, fitneye düşmeyecek adam lazım. Ebu Bekir orada. Ne zaman ne aranırsa, nerede bir kalite varsa Ebu Bekir oradaydı. Her kapıda Ebu Bekir var. Peygamberler bir numaradan, filancalar bir numaradan, filancalar bir numaradan çağrılırken her kapıdan Ebu Bekir'in girebileceği kapıdır dendiğinin nedeni, her kapının hakkını verecek yiğit adam, vefalı adam, mala tapınmayan, çoluk çocuğunun fitnesine uğramayan, arandığı zaman bulunan adam olduğu için her kapıda aranan oldu. Ona bütün kapılardan selamun aleyküm tıptum fedhuluha halidin dendi. Hatta ila ceruza kimse yahu bir numaralı kapıdan beni çağırsınlar yeter, 7-8'e de razıyım. Sakın böyle demeyin arkadaşlar. Sakın demeyin. Çünkü Allah rahmetini ebediyen azabının üstünde tutmuştur. Ebu Bekir bir tane değildir. Dileyen kıyamete kadar Ebu Bekir olur. Sahabi olamaz, Ebu Bekir olur. 1, 2, 7, 8 hangi kapısından olursa olsun değil. İnşallah Ebu Bekirliğin hakkını verip 8'inden de davet edilen mümin olmaya çalışacağız. İnşallah. Himmetimiz bu olacak, gayretimiz bu olacak. Şimdi kullarını Allah sırayla tek tek çağırdı, girdiler ki vize yok, sıra yok, kimlik sormak yok. Geldin, geldin. Pasaport nerede? Vizen var mı? Şahidin var mı? Kefilin var mı? Danışmanın var mı? Dil kılavuzun var mı? Yok, yok, yok. Böyle şeyler yok. Ne var sadece? Sadece ne var? Melekler. Sayısını Allah'ın bildiği kadar. Trilyon, katrilyon, ne rakam biliyorsan. O kadar büyük bir melek grubu. O muhteşem karşılama. O büyük karşılama. O Allah'ın hoş geldin dediği karşılama anında içeri girecek müminler ki ya Rab, ya Rab, ne manzara bu? Ne yazlığa benzer, ne tatil yerine benzer, ne adaya benzer. Kardeşler, öyle bir yer ki bir defa komşun Muhammed Aleyhisselam, öbür komşun baban Adem, öbür komşun peygamberinin dedesi İbrahim, Ömer'in, Halid'in, filanın, Allah'ın dostları, huriler, her şey bir kenara, dostlar bir kenara, Allah ile buluşma yeri, ru'yetullah yeri. O zaman müminler şöyle koltuklarına gerildiklerinde ve kâlu elhamdülillâhillezî, o zaman müminler şu cümleyle Allah'a hamd edecekler. Ellezî sadakana va'de, bize verdiği sözde duran Allah'a hamd olsun. Cennet demişti, cennet oldu. Kevser demişti, Kevser. Huri demişti, huri. Dostlarımla buluşacaksınız demişti, buluştuk. Mahşer sıkıntısı yok size demişti, yok. Ne söz verdiyse Allah tuttu sözünü. Sözünden Allah caymadı. Sadakana va'de ve evrasana l-ard. Şu mübarek toprağı bize verdi Allah. Elhamdülillah. Netebevve'u minel cenneti haysu neşa. Tel örgü yok hiçbir yerde. Tel örgüler yok. Sizin dönüm burası. Şu taşı geçmeyin demek yok. Letebevve'u minel cenneti haythu neşâ. Dilediğin yerdesin. Bir gün Ömer'in yanında, bir gün Nuh'un yanında, bir gün Musa'nın yanında,
istediğin yerdesin. Tel örgüleri olmayan, sınırı olmayan, gözde görülen yer senin denmeyen, göremediğin, hayal edemediğin yerler bile senin denen yer. Netebevve'u minel cenneti haysu neşâ fe ni'me ecrul amilin. Şu çalışmanın, gayretin sonu ne kadar güzel. Sabah namazına kalkmaktan güzel bir şey var mı? Kur'an okumaktan güzel bir şey var mı? Şimdi bir saat Kur'an okuyorsun, yarın cennet senin oluyor. Buyur gel deniyor. Bu nimet hepimizin hakkıdır. Hepimize Allah bu imkanı lütfetmiştir. İnşallah bu sözü söyleyeceğimiz günde çok uzak değil arkadaşlar. 100 sene değil, 1000 sene değil. Bir nefese bağlı bu cümleleri duymak. Bir nefese bağlı. Bir nefes sonra hayatta olmayan, zaten mümin olarak ölünce, kıyamet koptuğunda, mahşer yerine geldiğinde, bu sabah değil miydi benim ölümüm ya? Öyle olmadan kıyamet koptu herhalde diyecek. Meğer 10.000 sene geçmiş aradan. O eziyeti tattırmayacak Allah. Mezarda bekleme sıkıntısı. Biz diyoruz adam yıllardır burada bekliyor. O sabahleyin gömülmüştüm, öyle olmadan kıyamet koptu zannedecek. Adem Aleyhisselam zamanında gömülmüş. Eziyet yok. Eziyet yeri burası. Harcama yapma yeri burası. Namaz kılarken zorlanma yeri burası. Kış günü abdest alırken zorlanma yeri burası. Zor zor Kur'an okuma, Arapçayı okuma zorluğu burada. Ders çalışma zorlukları burada. Orada öyle bir şey yok. Orada namaz yok, orada oruç yok, orada haç yok, orada izdiham yok, mina yok, hiçbir şey yok orada. Orada Allah var, peygamberi var, Havz-ı Kevser var, sütten ırmaklar, baldan ırmaklar ve dilediğin her şey var. Ve bir de bu sure biterken dehşet bir ayetle bitiyor arkadaşlar. Bir de müminler cennete giriyorlar, sağa sola bakıyorlar ki Allah ne verdiyse, Allah ne dediyse doğru. Kur'an ne anlattıysa harika, ne kadar güzel derken başlarını kaldırıyorlar ve terel melaikete hafine min havlil arş. Bir de bakıyorlar ki Allah'ın arşı görülüyor. Melekler dolaşıyorlar arşın etrafında. Bu arş nasıl bir yer biliyor musunuz arkadaşlar? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki gökyüzünden bir sahraya bir yüzük atsanız, yüzük, bir insanın yüzüğü gökyüzünden atıyorsunuz bir sahraya, sonra onu bir kuş, kartal seyrediyor, ne kadar görünür o sahrada o yüzük? 7 kat göklerle, dünya filan değil, 7 kat göklerle, uzayın bütün derinlikleriyle, bu galaksiler, yıldızlar, bunların toplamı arşın büyüklüğü yanında o yüzük kadar bile değildir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bu cennetin dehşet, muhteşem, harika karşılamasından sonra müminler, şu ben de ilahım deyip kanun yapanlar, şu yeryüzünde tağutluk edenlerin büyüklüğü karşısında arşında Allah'ı görünce her şey bitecek. Ve teral melaikete hafine min havlil arş. Bir de melekler arşın etrafını kuşatmışlar. Bu büyüklükteki bir arş arkadaşlar. Kaç melekle kapatılır acaba etrafı? Milyar bir rakam mı? Trilyon bir rakam mı? Ve lillahi cunudus semavati vel ard. Her şey Allah'ın mülkünde, onun askeri. Böyle büyük bir manzara. Melekler tesbih ediyorlar, secde ediyorlar, hamd ediyorlar. Ve teral melâket hafine min havlil arş. Yüsebbihune bihamdi rabbihim. Tesbihatını yapıyorlar. Ne manzara ya Rab, ne manzara. Ve ondan sonra vakudeye beynehum bil hak. Herkesin hakkı veriliyor. Cennetlikler cennette. O nemrutlar, firavunlar, onlara hayran olanlar cehennemde. Ve kîle elhamdülillahi rabbil alemin. Ve alemlerin Rabbine hamdolsun denir, son söz bu olur. Konuşmak yok. Ondan sonra ibadet yok. Ne var? Zevk var, sefa var, eğlence var. Kardeşler, bu Allah'ın bize davetiydi. Ve bir gariplik size söyleyeyim mi? Kur'an'ın her yeri böyle. Hep zevktir bu kitap. Kur'an anlamayan neler kaybettiğine, neler anlamadığına ne kadar pişman olacak kıyamet günü. Nauzu billah.
Bunu böyle bakarak bile okuyamayan Müslüman nasıl utanmayacak kıyamet günü gelecek? Acilen bu ayetleri ezberliyoruz. İnşallah. Ezberliyoruz, namazımızda okuyoruz. Her okudukça kendimizi orada hissediyoruz. Çünkü Allah reklam yapmıyor. Davet yapıyor. Ve bir gün inşallah çok kısa zamanda göreceğimiz şeyden söz ediyor Allah. Şimdi ben tek tek noter belgesi almayayım sizden. Ama bu ayetleri ezberleyeceğiz. İnşallah. İnşallah demeyin de inanayım bu işe. Çünkü biz de inşallah yapmayacağı işe söylüyor inşallah. Gelecekse tamam abi 9'da oradayız dedik ki diyor. Gelmeyecekse inşallah geliriz diyor. Anla gelmiyor. Tabi bu çirkin bir şey. Böyle olmaz. Bu ayetleri ezberliyoruz. Arkadaşlar ben 4,5 yaşındaydım ezberlediğimde hiçbir şey olmadı bana. 5 yaşında çocuklar ezberliyor. 85 yaşındaki ezberleyemez mi? Hayır hayır. Yaşlının işi çok, kafası yoğun demesin. Cep telefonlarından bilim adamlarının çözemediği şeyleri yaşlı adamlar çözüyorlar. O zaman kafa çalışıyor. Bu ayetleri ezberleyeceğiz arkadaşlar. İnşallah. Bir hafta içinde ezberleyeceğiz diye karar vereceğiz. Bir haftada uzatmaları olur. İnşallah yatarken okuyacağız. Ya sen ne okuyorsun bu cümleler dendiğinde, yarın göreceğim şeyleri okuyorum diyeceğiz. İnşallah. Allah bunu hepimize nasip etsin. Şimdi Hafız Salih kardeşimizden bu ayetleri baştan sona kadar canlı bir şekilde tekrar dinleyelim. Ondan sonra serbestiz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين
وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ فنعم أجر العاملين
ve kâlu'l-hamdülillâhi'l-lezî sadakana ve'adehu ve evrasenel-erza netebevve'u minel-cenneti haysu neşâ. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ العرش يسبحون بحمد ربهم وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بِحُنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Sadakallahul azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ve selamun alel mursalin. Velhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.